keseceğim bunu. Hatasız bir şekilde yarış yayınlamak istiyorum. O şekilde kalsın istiyorum video. Burada ilk şeyde zaten saçma sapan bir şey oldu. Evet, buradan GT'lik. Dayanıklılık Ligi, Red Bull X 2019, Monza. Bir de otomobil ayarları. Sonrasında devam. Hani bunu bitirip futbola geçeceğim Beşiktaş maçına kadar. Bayağıdır yayın yapmıyorum. Onu da hani kanalda boş bırakmamış olacağım bu anlamda. Şimdi bir otomobil ayarlarına bakalım. Pardon, buradan değil, şuradan. Setuplarımız bu. Ha, lastikler önemli. Şimdi Türkçe dil herkeste olmadığı için setup'ı anlamıyorlar ne olduğunu. Haliyle işte aynen böyle. Şimdi devam. Hatasız bir şekilde devam ediyoruz. Daha dikkatli. Yayına takılmayacağım artık. Onu çözdük çok şükür. İtalya Autodromo de Monza. Autodromo Nazionale de Monza. Pistimiz. Yine birinci vites ama birden ikiye sıkıntı. O virajda ikinci vitesten bire düşürmeyeceksiniz. Çünkü birden ikiye geçene kadar gaza yüklendiği zaman spin atıyor araba. 2'den 1'e düşmezse spin atmadan son gaz kökleyip gidebiliyorsun. Burada da aynı şekilde. Yani ikinci vitesten 1'e düşürmeyeceksin hiçbir virajda. Yoksa araba yoldan çıkıyor, spin atıyor. Oyunun en kritik olayı bu bence. Onun dışında arabalar gidiyor zaten, bir sıkıntı yok. İlk turda bir araba geçtik. Bir önceki tur mesela ilk başladığımda öyle değildi. İkinci turda araba geçmiştim. Ve 39 saniye vardı en öndeki araçla olan mesafem, sürem. Şu an 36-37 arasında. 37. Biraz daha düşer şimdi o. İlk turu tamamladık. Yani ben Gran Turismo'nun birçok serisini oynadım. Bunda şöyle bir şey fark ettim. Ya yan yana yarışırken yol vermiyorlar. Geliyorlar, arkadaki araba çarpıyor, seni yoldan çıkartıyor. Bir önceki versiyonlarında böyle bir şey yoktu. Şimdi tamamen güzel, ama böyle olması da güzeldi. Yani gerçekçiliği arttırıyor, heyecanı arttırıyor ve dikkatli olmak gerektiğini yani biliyorsun. O şekilde kolay olsaydı çok anlamsız olurdu herhalde ya. Bunu güzel yapmışlar, yani ben bunu eleştiri olarak söylemiyorum. Fakat hani bir önceki tur çok fazla maruz kaldık ya. Gelip herkes dokundurdu. Herkesi yoldan çıkardı, pistten çıkardı. 20 dakika boşuna yarışmış oldum. Şimdi yeni bir bölüm açtık. Bu kez hatasız. Olabildiğince daha az hatalı. Ve bu tür olaylara maruz kalmadan birincilikle bitirmek istiyorum.
tek hatamız oldu. Onda da pistte durabilmeye başardık, kalabilmeye başardık. Zaten şu birinciliği alırsam böyle de bitiririz onu. 13. tur. Buradan sonra da pite girdikten sonra son pitim, sonra hep birinciyim. Pite girdikten sonra birkaç sıra geriye düşebilirim. Geçene kadar. Tamam artık. Daha az hatayla bitiririz rahat bir şekilde. İnsanın uykusu geliyor, biliyor musunuz ya? Harbiden değişik. Enteresan ya.
Son tur lastik saçmaladı. Yolda tutunmak zor. Yumuşak lastikler hemen aşınıyor. Fakat en iyi performansı yumuşak lastik oluyor. Son tura kadar iyi koruduk. Pistten çıktık maalesef. Biraz zaman kaybettirdi galiba. Şu an 6. olarak pistten çıktım. Tekrar 3. Güzel abi. İlk 2 de önümde hemen. Çok bir şey kaybetmedik. Evet, güzel.